İşte şu ses Ayrı Hanım ya. Ne demek istedi bu şimdi? Şimdi içeri geçmek istiyor. Hava soğuk. Peki. Evet. Kalınca da durmak istemiyor. Anladım. Çiftlik videolarımıza yeni bir tanesini ekleyeceğiz. Çünkü konteyner tamam, çiftlik toprak tamam, bir nal tamam, üç nal, bir at eksik. At olayını da seyisimizden bilgi alarak tamamlamaya çalışacağız. Ben şimdi bir tane at almaya karar verdim. Öğrenmek adına hocamıza bir şeyler soracağız. 15 yaşından beri atla uğraşıyorum. Yani neredeyse atın üstüne büyüdüm. Atın huyunu ilk başta bindiğimde bilirim. Evet. Yanaşacağını atı bilmen lazım daha önce. Tabii at da bir bütün olmak lazım daha ilk önce başta. Anladım. Bu sevgi nereden başladı yani daha önceden var mıydı? Tabii bende küçüklükten beri var sevgi. Yani atsız yapamam. Evet. İlk ne zaman başladı? İlk çocuk yani çocukluğunuzda biri geçiyordu ya da bir at gördünüz mü? Tabii önce de kendi atımız vardı. Ona binerek hangi öğrendim. Nerelisin? Ben Özbek'im. Kökenim Özbek. Özbek. Tabii. Özbekler atsız duramaz. Biliyorsunuz. Temelden varmış. Evet, bizde temelde var dediğiniz gibi. Atsız duramaz işte. Dediğim gibi. Ondan sonra atı çukura indiriyordum. Sonra biniyordum, düşüyordum, kalkıyordum. Öyle öğrendim. Ondan sonra o sevgi oradan başladı. Tekrar. Evet. Yani büyüdükçe daha çok binici oldum. Daha çok tecrübe kazandım. Evet. Tabii attan düşersin de kalkarsın, pes etmek yok. Evet. Yoluna devam edersin. Peki at bakımı, beslenmesi konusunda dikkat edilecek hususlar ne? Ben tamam karar verdim. Çiftliğin içerisinde bir tane at besleyeceğim ama bunun sorumluluğunu kaldırabilecek yapıda olduğumu nasıl hissedeceğim? Yani bir atın bakımı ile ilgili, beslenmesi ile ilgili, verilecek değerle, özenle ilgili ne söyleyebilirsin? Şöyle at ilk başta eğitimi önemli. Evet. At bahsindeyken ilk önce dört ayağına bakman lazım. Evet. Keyfi nasıl, duruşu nasıl, suuna bakacaksın. Özellikle suuna dikkat etmen lazım. Çünkü bunlarda idrar sıkışıklığı çok oluyor. Tabii yani idrar sıkıştı mı yerinde döner durur. Yemeyemez fazla. Sancılı olur. Aynen. At sancılı olursa ses çıkartır zaten. Gözleri ters döner. Onu hemen kaldırıp iğnesi var. İğne yapıp da 5-10 dakika lonca alman lazım etrafında. Dönmesi lazım. Evet. Ondan sonra bırakacaksın. Takip edeceksin atı. İdrarını yaptı mı 5-10 dakika sonra geri yerine alacaksın. Bakımını yapacaksın. Şöyle yani bizde büyüklerimiz diyor yani bir kova yem verme ata, 15-20 dakika tımar yap. Bakımını yap yani. Sorabilir miyim, at neden tımarlamış? Şöyle, atın deriden de nefes alıyor çünkü bunlar. Günlük bakımı yapılsa daha iyi olur. At kilo da alır, kendine gelir. Yani sırtını taşımış gibi oluyor. Bir de sancısı varsa ata daha rahat gelir. Rahatlar, evet. Sancısını atar. Evet. Yani öyle. Bir şeyi öğrendim. At deriden nefes alıyor. Solunum yollarını açmış gibi oluyoruz. Aynen. Atların kusamadığını öğrendim. Tabii kusamaz. Direkt zehirler kana vurur. Kana vurdu mu bu sefer? Alttaki ortada maya diyor. Maya işte bu biraz önce batuhan. Aynen maya dediğimiz yere vurur. Maya, yumuşak. Aynen şöyle bir çocuğun nasıl ateşi çıkar. Evet. Bunlarınki kana vurur. Kandan sonra ayaklara vurur. Ondan sonra at ölür. Bu çatlama olayını filmlerden duyuyordum ama. Tabii çatlama olayı dediğimiz aynen ona yakın. Ama arpalama dediğimiz şeye işte hastalığın ismi o. Arpalama. Arpalama. Yoksa at arpadan bir şey olmaz. Fazla verirsen. Atın ölümü arpadan olur dediğin ne? Evet. Atın ölümü arpadan. Fazla verirsen tabii olur. Evet. Ama bir ölçüsü var günlük bunun. 3 kilo akşam, 3 kilo sabah. Arpalama. Tabii. Ne demek tam olarak? Arpalama o hastalığın ismi işi. Evet. Yani şu tırnağa vuruyor. Evet. Tırnağa çatlıyor ya. O ismi arpalama. Anladım. Başka bir ismi bulamadık biz daha. Anladım. Şimdi bu atın çiftesinden de korkuyorum ya ben. Şöyle kuyruğunu tuttun mu vuramaz. Tabii ona göre yeni bir şey öğrendik. Atın kuyruğunu tuttuğundan çifte atamıyor. Tabii sen ne kadar rahat olduğunu hisseder.
Tedirgin olursan atabilir çifte. Tedirgin olmayacak. Önce atla bir bağ kurman lazım. Sana ona zarar vermeyecek şekilde ata yanaşman lazım. Ya doğuştan sorunluysa, tabii, psikolojik sorunları varsa falan. Evet. At dayağı sevmez. Asla. Ama dikkat ederseniz hep böyle kırbaçlanma olayı falan oluyor. O şöyle, kırbaç olayı başka. Yani durup da sopayla ata dalarsan at king oluşur bu sefer. King tutar. Ani bir şekilde seni altına alabilir yani. Aran bozulur atla. Sürekli atla aran iyi olması lazım. Bilgiler için teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, küçük seyis senle de sana da teşekkür ederim. Çelek porsiyon. Okulunu okudunuz mu herhangi bir? Maalesef okumadım. İmkanlardan dolayı gidemedik. Hani kendi bildiğimize uyguluyor şu ana kadar, Allah şükür burada bir sıkıntı çıkmadı. Ondan sonra bineceğim ama okumadım. Jockey olarak mı binebilirsiniz? Yok, jockey olarak. Seyis olarak ben bu işe devam edeyim. Şu ana kadar bir düştüğüm attan yok yani. Düşmedim daha. Çok iyi. Tabii. O çocukların genelde buraya gelip de böyle bir at korkusunu yenebilmesi adına güzel bir yer. Tabii, evet, ona yardımcı oluyoruz. Evet. Aynen. Bunlar da alıp satılma olayı oluyor mu? Bizde doğru, Adana Bodrum'dan gelme yarış atı. Tabii onlar farklı bir eğitim veriyor. Burada biz normal bir eğitim veriyoruz. Bir daha eğitimden geçiyor, insanlara alışıyor, biz kendimi alıştırıyor. Ürkütmesini kaybediyor. Yani insanlardan ürkmemesi lazım. Sahile götürüyor, alıştırıyor, suya sokuyor. Ondan sonra getiriyor, bakımını yapıyor, yerini alıyor. Peki ortalama bir at almak istesek bunun maddi boyutu nedir? Tabii kalite kalite, değer değer ama tabii şimdi bizim alabileceğimiz ucuz ama uygun fiyatlı filan anlamda. Şöyle, araba atı daha sağlam. Evet. İngiliz atı biraz daha kibar, nazik olur, çabuk sakatlar. Ama uzun mesafede araba alır İngiliz, kısa mesafede araba İngiliz alıyor. Ha, anladım. Fiyatlar konusunda herhangi bir bilgi? 7-8 milyar. Yani ortalama. Uygun tabii, uygun. Ortalama 7-8 bin liraya yani bir at alabiliyoruz. Tabii. Anladım hocam. Valla ben niyetlendim. Bakalım bir tane, tabii, çiftliğin içerisinde bir tane olur, at olsun diye uğraşacağım. Tabii. Sonuçta at, avrat, pusat, öyle bir şey var mıydı? Silah or. Pusat. Ne silah? Biraz kibar ol. At, at, avrat, pusat. Evet. Şimdi pusatla avrat olayını bir kenara bırakalım. O hassas konular da at konusunda. 3 tane nal, bir de at eksikti. Bir tane nalımız tamamdı. Evet. Şimdi atı da tamamlarsa 2 nala düşecek. Buranın tam olarak ismi? Atatürk At Çiftliği. Atatürk. Dört yolda evet. Atatürk At Çiftliği'ndeyiz. Burada hafta sonu hem kahvaltı organizasyonu hem de çocuklarını at bindirmek isteyen aileler genellikle buraya geliyorlar. Ben de bir iki kez geldim ama biraz korktuğum için binmek istemedim. Sanırım Hamit seyisimiz bize biraz yardımcı olacak. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Sağ olun. Rica ederim.